Merhaba arkadaşlar. Bugün size Almanya'daki öğrenci evimi, belki öğrenci odamı veya öğrenci evimi de bilmiyorum. Videonun gidişatına göre tanıtacağım. Ev müsaitse evde tanıtabilirim. Çünkü vlogda bir tık giriş yaptım. Bahçeyi gösterdim ve hani bahçe ortalamanın üstünde gerçekten. Yani ben de çok şaşırmıştım. İlk bir odamı göstereceğim. Bu evi nasıl buldum? O da önemli. Evin mantığı ne? Çünkü ev normale göre bir tık daha değişik bir ev. Farklı kuralları var. İşte kirası çok ucuz ama ev cidden çok güzel. Kira bu arada şu an 300 veriyorum ama diğer kiram 100 euro olacak. 100'e düşecek. Ama nasıl? Mesela bu da bir olay. Bunu da anlatmam gerekiyor. Bundan dolayı yavaş yavaş başlayacağız ama. Kapımızı göstereceğim. Kapımız burada. Kapından gireceğim şu an odaya. Şu an odaya giriş yaptık. Beni nasıl bir manzara bekliyor? Odaya girdim. Bu arada oda dediğimiz çok mağaram bir şeydir. Ama hani özel bir şeyim yok. Odaya girdim. İlk bakış bu şekilde. Orada masam var. Burada yatağım var. Böyle dolabım var. Bir tane montlarımı astığım kısım var. Ve burada da yine yalandan bir tane dolap var. Ve yine bir tık daha değişik olan böyle üst kat var. Buraya da böyle ıvır zıvırları koyuyorum. Masadan anlatmaya başlayayım. Bu masa, şu an gördüğünüz bu masa benim aslında hani günümün gerçekten çoğunun geçtiği yer. Ders çalışmak, danışmanlık işleri, bütün her şey bu masada geçiyor günümde. Günümün de çoğu aynı şekilde. Ve bu eve çıktığımda odada çok fazla bir şey yoktu. Sadece işte böyle bir yatak da yoktu. Sadece döşek tarzı bir şey vardı. Bunun hani daha elit bir kelimesi var mı bilmiyorum. Ayrıca bir tane masa vardı ama dediğim gibi masa benim için önemli olduğundan dolayı ben IKEA'da masa aldım. Ama bu masayı da IKEA'da sonradan keşfettim. Şey muhabbet var. Üstündeki o paleti farklı alıyorsun, ayaklığı farklı alıyorsun ve kendin monte ediyorsun. Ben dedim ki böyle yapayım ve çok daha ucuza geldi. Toplam yani 150 euroya büyük bir masa almış oldum ve masam gerçekten büyük bence. Masamız sade aslında. Laptop, kulaklık, hemen karşımda şöyle bir manzara var bu arada. Sonrasında masa lambam, defterim, gözlüğüm, telefonum, sandalyem gibisinden bir masam var ama masam cidden büyük. Hani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama gerçekten büyük. Büyüklüğü benim için cidden önemliydi çünkü ben hani bir masada çalışırken veya herhangi bir yerde çalışırken çalıştığım alan boş olsun ve hani böyle çok dolu olmasın istiyorum. Bundan dolayı büyük almak istedim masayı çünkü zaten bir defteri koyduğunda masa eğer kapanıyorsa asla rahat edemiyorum böyle bir masada. Ondan dolayı böyle bir masa aldım. Sonrasında odada büyük bir yer kaplayan böyle bir lambamız var. Bunu da Godox'tan aldım. Hem lambayı hem softbox'ı bayağı bir büyük bir yer kaplıyor ama dediğim gibi daha da profesyonelleşmek açısından özellikle YouTube kanalında böyle bir ışıklandırma gereksinimini duydum. Ayrıca böyle bir kitaplığım var. Buraya da dediğim gibi hani hem ıvır zıvırları koydum hem de kitaplık şeklinde yaptım. Burada yalandan bir tane şey almıştım işte tablo güzel gözüksün diye. Kitaplarım genelde bakarsanız işte atomik alışkanlıklar, düşler nasıl gerçekleşti. Bu arada kolay değilin hediyesi. Yayın vardı ve Mustafa Namoğlu bana hediye etmişti. En iyi soru soranlar içerisinde 3 kişi hediye etmişlerdi ve bu kitabı oradan aldım. Genelde finans kitapları, kişisel gelişim, mesela girişimci e-kitabı var, yalın startup var, çizginin dışındakiler, ayrıca gelin nesil pazarlama uzmanından sırlar, sonrasında ne varmış, paranın psikolojisi, satışın efendileri gibi gibi satış, girişimcilik, kişisel gelişimle alakalı kitaplar. Hepsini okudunuz mu derseniz, evet cidden okudum bu arada. Sadece orada okumadıklarım da var. Onları da yavaş yavaş okuyorum. Şu an okuduğum kitap da hatta bu. Düşünme zengin ol. Bunu da önerebilirim. Girişimcilikte meraklıysanız bu kanalda onunla ilgili de videolar çekebilirim. Çünkü ben meraklıyım girişimci. Şöyle bir dediğim gibi şey var. Dolap aldım ve montlarımı astığım bir yer var. Bunu da Amazon'dan aldım. O ikisini de Amazon'dan aldım. Dolap aslında mantıklı bir dolap mı? En başta hani dediğim gibi odada hiçbir şey yoktu. Ve hani birden de para harcamak istemediğimden dolayı şöyle bir 40 euroya dolap aldım. Hani dolap denilmek bir inşa yapmışlar. Ama hani mantıklı mıydı? Mantıklıydı en başta. Çünkü hani daha yeni yerleşmişim, yatak al, dolap al, işte şey al. Hem büyük bir harcama gerçekten hem de bunların kurulumu da çok zor. Tek başınıza yapınca da acayip zor. Bundan dolayı dedim ki geçici olarak ben bunu kullanabilirim. İş görüyor mu? Görüyor. Şimdi odamdan çıktım, evi göstereceğim ama hani ev bir tık büyük olduğu için çünkü evde 8 kişi falan yaşıyoruz. Ev 4, 5, hatta 6 katlı. Bundan dolayı hepsini göstermek gerçekten zor ama önemli yerleri gösterdim. Burası salonumuz aslında. Böyle şöminem var. Evet, televizyon. Oturma kısımları bu şekilde. Ve ev hani şeyler değişik gelebilir. Mesela burada Fox falan, Tiki var. İşte resimler var. Mesela resimleri göstereyim. Resimler bu şekilde. İşte burada Bangladeş'ten yaşayanlar var. Bu şekilde bir salonumuz var. Salondan sonra şöyle bir kapımız var yine. Ve kapıyı açtıktan sonra burası bir tip toplantı odası. İşte etkinlik olunca burada olabiliyoruz. Ve mesela burası ilginç.
burada bir sürü böyle kişiler var. Aynı şekilde bu tarafta da. Mesela bunun sebebi ne? Anlatacağım ama burada olan herkes aslında aynı şekilde orada olan, bütün böyle sıra boyunca olan kişiler burada daha öncesinde yaşamış kişiler. Örneğin buraya gelirsek ne yazıyor? Aktif zona senesi 32 yazıyor. Yani 1932'de yaşamış aslında. Burası Almanya genelinde Studentenverbindung olarak geçiyor. Studentenverbindung dediğimiz şey aslında bir öğrenci dayanışma birliği gibi bir şey diyebilirim. Buradaki mantık ne oluyor? Siz üniversite okurken buranın finansman kısmını burada eski yaşayan kişiler üstleniyor. Örneğin dedim ya ben şu an 300 veriyorum ama kiram 100'e düşecek. Niye 100'e düşecek diye sorarsanız eğer şu an burada aktif olan kişiler var. Ne gibi aktif olan kişiler? Öncesinde örneğin 15 sene, 20 sene önce burada yaşamış. Sonrasında üniversiteden mezun olmuş ve şu an yaptığı şey çalışmak. Ayrıca bu Verbindung dediğimiz bu öğrenci dayanışma birliğine herkes ayda 50 euro veriyor. Burada daha öncesinde yaşayan ve şu an iş sahibi olanlar. Böyle 50 euro veren kişilerle beraber biz de üniversite boyunca kendi kendimizi finanse edebiliyoruz. Böyle herkes 50 euro verdiğinde burada yaşayan kişiler aslında bizim kiramız çok daha ucuza gelebiliyor veya evde giderler olabiliyor. Ne gibi giderler? İşte yerin yapılması gerekiyor veya evde etkinlik oluyor gibi böyle giderleri aslında evin de kirasının büyük bir çoğunluğunu burada eskiden yaşayan ve şu an aktif olan birlikte kişiler bu evin giderlerini sağlıyor. Aynı şekilde ben şu an burada yaşıyorum ama ben buradan mezun olduktan sonra, üniversiteden mezun olduktan sonra buradan taşınıp iş bulduktan sonra ben de beni finanse edenler gibi burayı finanse edeceğim gibi sorumlulukları var buranın. Bundan dolayı kirası cidden ucuz ve yeri de çok güzel. Tabii bu evde yaşamanın getirdiği sorumluluklar da var. Ne gibi sorumluluklar? Birincisi çeşitli etkinlikler var. Bu etkinliklere katılmak zorundasınız. Ayrıca her hafta toplantılar yapılıyor. İşte evde ne eksik, ne yapılması gerekiyor gibisinden bunlara katılmak zorundasınız. Bunun gibi birçok sorumlulukları var ve bu sorumlulukları dediğim gibi yerine getirmek zorundasınız ama eğlenceli mi? Eğlenceli. Sadece normal bir öğrenci yaşantısına göre dediğim gibi hani çok daha aktivite oluyor evde. Bundan dolayı bir tık sosyal yaşam, üniversite dengesini gibi iyi kurmanız gerekiyor ki üniversite hayatında kaçırmayasınız, üniversite derslerini de kaçırmayasınız. Burada dediğim gibi ikisinin dengesini kurmak çok çok önemli. Benim odam 3 kat hemen. Böyle iniyorsunuz ve burası bir koridor aslında. Burada lavabos var. Burada ne var? Hemen gösterelim. Burada işte herkes kıyafetini asabiliyor, ceketini. Gelenlerin karşılandığı yer. Burası evin girişi aslında. Ve bu kapıdan girdiğimizde de mutfağa gidiyoruz. Mutfak umarım temizdir. Aslında mutfak konusunda görevleri de gösteririm yapılması gerekenleri. Çünkü her gün birisi temizliyor. Mutfak... Evet, tahminimden bir tık daha kirli şu an. Her hafta birisinin görevi oluyor mutfağı temizlemek açısından. Burada dediğim gibi hepimiz sorumluyuz. Bu sadece bizim evde değil, herkes için. Bütün paylaşımlı evler için böyle. Mutfağın temizliği önemli çünkü ortak bir yer ve ortak yerlerde herkesin temiz olması gerekiyor. Böyle bir mutfağımız var. Herkesin kendi kısmı var. Benim dolabım şu şekilde. Burada buzdolapları var. Sonrasında işte bu şekilde dolaplar var. Ama her şeyi ortak kullanıyoruz. Mutfaktan çıktık. Şu an bahçeye gideceğiz. Aslında bahçeye giderken yine çeşitli odalar var. Burası işte buzdolabı kısımları. Burada ne var? Misafirler için yatma kısmı. Ve bahçeye bu kapıdan gidiliyor. Bahçem cidden çok güzel bu arada. Böyle bir bahçem var. Buradan da üst kata çıkıyoruz. Zaten bahçeyi önceki videoda göstermiştim blokta. Bahçeden çıktık. Bu sefer burası farklı bir yokta. Burada da çalışma odası diyebiliriz aslında. İşte yazıcımız var, bilgisayar var, tahta var. Yine bir insan figürleri. Mesela burada yine evde yaşayan önceki kişinin çekildiği fotoğraflar. Burada işte bir festivalde 1972 yılında kişilerin çekildi fotoğraf. Örneğin böyle bir sürü şey var. Burası da dediğim gibi çalışma odası oluyor bizim için. Örneğin masanın üstündeki bu fotoğraf. Burada birkaç kişiyi tanıyorum. Bunu tanıyorum. Şu an bu bizim evde yaşam alanı aktif. Bu kişiyi tanıyorum. Sonrasında bunu tanıyorum. Bu bizim bu arada bayrağımız. Verbindung bayrağımız. Bu başka birisinin bayrağı. Başka Verbindung'un bayrağı. Bu da aynı şekilde. Ama burada dediğim gibi birkaç kişi tanıyorum şu an. Buradan bir sonraki kısmımız. Bir alt kat daha var. İki alt kat daha var. Ama orada da çamaşır makinesi gibi şeyler var. Ayrıca işte alet edevatların olduğu kısımlar var.
göstermeye gerek var mı? Yok açıkçası. Çok da bir özelliği yok çünkü. Dediğim gibi ev bu şekilde aslında. Şimdi odama geçelim. Orada yine daha ayrıntılı konuşuyoruz. Malum yere masamızın başına geldik tekrardan. Dediğim gibi ben bu eve şu an 300 lira ödüyorum. Ben Braunschweig'a taşınmadan önce bu evi nasıl buldum derseniz benim aslında Braunschweig serüvenim şöyle başladı. Terkçiye bir sınavım 15 Ocak'tan sonra sonuçlandı ve ben de bunu tahmin ettiğimden dolayı üniversitelere özellikle Braunschweig'a mail atmıştım. Böyle böyle durumum var. 15 Ocak'a yetişemiyorum ama bana ekstra verebilir misiniz diye. Ve Braunschweig'de ekstra veren nadir okullardandı. Bundan dolayı tamam Braunschweig'a başvurdum. Sonrasında okullar Nisan 1'de başlarken benim Mart 7'si gibi Terkçiye bir hoşule sınavım sonuçlandı ve geçtim sınavı. Ama geçebileceğimi açıkçası %100 şekilde düşünmüyordum ve geçmek benim için sürpriz oldu. Bundan dolayı okulun başlamasına 3 haftalık bir süre olduğu için çok tedirgin oldum. Çünkü 3 haftalık bir sürede ev bulmak cidden çok zor. Özellikle Almanya'da. VG Gezut'a girdim. Bütün ilanlara yazdım. VG Gezut dediğimiz site öğrenciler arasında ev bulabilmek için bir site. Buraya girdim. Profilim vardı daha öncesinde zaten. Bir sürü ilan yazdım. Hatta bir sürü ilanı değil. Bütün ilanlara yazdım Braunschweig'deki. Sadece Braunschweig'de değil baktım olmuyor. Bir hafta geçti çok cevap gelmiyor. Sadece Braunschweig'deki değil yakın şehirlerdeki ilanları da yazdım. Çünkü hani üniversitem Nisan 1'de başlıyordu ve benim hala kalabilecek bir yere ihtiyacım vardı. Ve Braunschweig'e geldiğimde sokakta kalmak istemiyordum. Bu en önemlisi. Ne oldu? Sitedeki belki 200 ilanı yazdım. Ve bu 200 ilanı yazarken aslında hani evin güzel olup olmaması benim için önemli değildi. Çünkü en başta kalacak yer bulayım orası benim için önemli. Ki zaten hani ilanla yazarken bir tane taslak metin oluşturdum. Kendimi tanıtan, işte neden eve ihtiyacım var, ne yapmak istiyorum Braunschweig'da, ne okuyacağım gibisinden bir metin oluşturdum ve bunu bütün gördüğüm ilanlara attım arkadaşlar. Belki 200'e yakın ilana yazdım. 30'undan geri dönüş oldu. 10'uyla karşılıklı iletişim halinde kaldık. 5'iyle görüşme yaptık. Birisiyle olumlu geri dönüş oldu ve buraya taşındım gibi bir süreç oldu yani. En sonunda ne oluyor? 200 ilanla yazıyorsunuz. Birisiyle anlaşıyorsunuz. Bundan dolayı cidden Almanya'da ev bulurken çok zorlamanız gerekiyor ki hani ev bulabilirsiniz. Ve en başta da yine söylüyorum. Bizim ilk amacımız özellikle Türkiye'den Almanya'ya geliyorsanız eğer evin güzel olup olmaması değil. Çünkü en başta biz bir kalacak yer bulalım. Sokakta kalmayalım. Bunu istemiyoruz. Kim ister? Bundan dolayı en başta bizim amacımız bir ev bulabilmek. Ben bu ilanları yazma sürecinde aslında bir ev bulmuştum. Çok da güzel bir evdi. Kirası 323 euroydu ve oda aslında tamamıyla doluydu. Yani ihtiyacınız olan her şey vardı ve güzel döşenmişti. Ve bu hani öğrencilik için önemli. Niye önemli? Benim gibi sıfırdan hani odayı kuruyorsanız eğer cidden masraflı olabiliyor. Çünkü hani yatağı al, dolabı al, işte masayı al cidden masraflı şeyler. Zaten genel olarak hani bir ev kiralayacaksanız, oda kiralayacaksanız paylaşımlı evlerde özellikle üniversitenin yurtlarında odalar öncesinden döşenmiş oluyor. Eşyalı oluyor. Bu önemli açıkçası. Ben ev bulmuştum. Sonrasında şöyle bir sıkıntı oldu bende. Zaten Almanya'ya geldim geleli sıkıntı eksik olmuyor ki sadece bu bendedir. Gelen çoğu kişi de aynı şekilde. Ne gibi sıkıntı oldu? Ben bir ev bulmuştum ama evden ayrılan kişi Hauptmieter'ydı. Ve Hauptmieter dediğimiz kişi aslında evin tam sorumlusu oluyor. Evin tam sorumlusu dediğimiz kişide de işte kiralar toplanıyor. Sonrasında o toplanan kira ev sahibine atılıyor gibisinden tam sorumlu kişi oluyor. Bundan dolayı ayrılan kişi Hauptmieter ve ben onun yerine geçeceğim için ben Hauptmieter olacaktım. Ama şöyle bir sorun oldu. Sözleşmeyi yapacaktık. Ev sahibi 70 yaşında gıcık bir Alman. Ve demiş ki ben Alman birisini istiyorum. Çünkü Hauptmieter olacak. Ben yabancı birisine güvenmiyorum. Böyle bir olay yaşamıştım. Yani cidden ev bulmam gerekiyordu. Çok sıkışık durumdaydım. Ve dedim ki tamam bu evi buldum. Daha da ev aramaya gerek yok. Bundan dolayı ev arama kısımlarında hani görüşmeleri askıya almıştım. Bu sefer ne oldu? Bu olay patladı. Yine daha da sıkıntılı bir mevzu. Sonrasında burayı buldum. Görüşme yaptık. Canlı bir görüşme yaptık Zoom üzerinden. Çünkü niye? Hani Bochum'da yaşıyorum. Braunschweig'a sadece bir görüşme için gidemem. Mantıklı mı? Değil. Dedim rica ettim böyle durumum var. Online şekilde görüşme yapabilir miyiz? Tamam dediler. Online şekilde görüşme yaptık. Yaklaşık 8 kişiyle burada yaşayan herkesle tek tek işte görüştüm. Nasılsın? İyi misin? İşte ne yapıyorsun? Gibisinden kendimi tanıttım. Sonrasında onay verdiler ve buraya taşındım. Ama genel olarak Almanya'da ev bulacaksanız eğer şöyle işliyor bir tık olaylar. Türkiye'de mesela ev buldunuz, paranız varsa kiralarsınız. Ama burada maalesef öyle değil. Ne gibi öyle değil? Burada paranız olsa bile evde yaşayanlar onay verecek mi? Onay verdiler. Sonrasında bir de ev sahibinin onay vermesi gerekiyor. Ev sahibi onay vermesi için maddi kanıt isteyebiliyor bazenleri gibi gibi olaylar daha uzuyor. Örneğin ben bir yurtta ev görüşmesine gitmiştim. Ve sanıyordum ki benim için de ilk olmuştu olay. Ve sanıyordum ki sadece ev görüşmesine tek ben gireceğim. Tabii hani bir sürü başvuran olduğu için herkese görüşme yapıyorlar. Ve en sonunda bir kişi seçiyorlar. Benle beraber yanımda
sonunda 4 kişi daha görüşmeye gitmişti ve herkes tek tek kendisini tanıtıyordu. Sanki hani Survivor'da bir yarışmadasın ve kendini oraya sevdirtmeye çalışıyorsun ki seni seçsinler. Böyle bir olayla karşılaşmıştım ve cidden garibime gitmişti. Benim için de ilk olmuştu. Ama dediğim gibi hani evdekilerin sizin seçmesi gerekiyor. Sizin paranızın olup olmaması asla önemli değil. Sonuç olarak ev buldum mu? Evet. Yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Memnun muyum? Memnunum. 7 Alman'la yaşıyorum. Bunun güzellikleri var, eksileri var, artıları var. Ama önemli olan dediğim gibi benim en başta kafamı sokabileceğim bir yerde soktum mu? Evet. Size de burada tavsiyem ev bulurken asla hani ev bulamıyorum gibisinden düşüncelere girmeyin. Sadece biraz zorlamanız gerekiyor. Çokça ilana yazmanız gerekiyor. Yurtlara öncesinden başvuru yapmanız gerekiyor. Süreci önceden başlatmanız gerekiyor. Gibi durumlar var. Hani önerilerim bunlardır. Videoyu da yavaştan bitiriyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Ayrıca yorumunuz varsa, eleştiriniz varsa yine yoruma bırakırsanız çok çok sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere.